Manşete hoş geldiniz. Gündem bu. Yer Uşak. Uşaklı çiftçiler hükümeti protesto etmek için Ankara-İzmir yolunu traktörleriyle konvoy yaparak kapattı. Görüntü yeni değil. Dün evvelki gün tespit edilmiş bir görüntü. Fakat sıra gelmiyor bunları konuşmaya. Neden? Çünkü siz de takip ettiğiniz ekranlarda görüyorsunuzdur. Dört kelle, beş kelle. Kelle dememi yadırgamayın. Hani böyle ekranı pencerelere bölüyorlar ya. Dörde, altıya, sekize ve her birinde birer kelle var. Ülkenin yavan, kısır, bir türlü sonuç vermeyen, sonuç vermeyecek kısır siyasi polemiklerini tartışarak geçiriyorlar. Son dakika bilgisi, son durum, şimdi şu geldi. Şimdi öğrendim ki CHP Genel Başkanlık katında şöyle bir hikaye var. Şimdi öğrendim ki saraydan gelen bilgiye göre. Ve millet de çekirdek çitleyerek 4 saat, 5 saat, 6 saat, saat 9'da 10'da başlayan bu yayını Türkiye saatiyle gece 1.30, 2'ye 3'e kadar takip ediyor. 10 seneyi aşk, aşkın bir süredir dakika bile seyretmedim. Ara sıra işte haber değeri olan konular gündeme düştüğünde veya öneme düştüğünde neyse orada görüyorum kesilmiş bölümü. Gerekirse kullanıyorum, gerekmezse kullanmıyorum ama son dönemde malzeme de çıkmıyor. Fakat aynı yavan tartışma. Yani bir grup elit, birazdan ona da bakacağız. Gerçekten aşağıda ne döndüğünün farkında değil ve kendi konforlu alanlarında al takke ver bir polemik götürüyorlar. Gündem bu ya. Deminden beri yürüyen traktörler ve Çiftçi mazotu bulmuş traktörüne koymuş da şu anda yürütüyor. Yarın belki o traktörü yürütecek mazotu da olmayacak. Uşak. Hükümeti, hükümet varsa tabi Erdoğan'ın sarayı protesto etmek için Ankara-İzmir yolunu traktörleriyle konvoy yaparak kapatan çiftçi. Traktör bilir misiniz? Ben traktörün üstünde büyüdüm. Çocukluğum köyde geçti. Çiftçilikle uğraşan dayılarımın 2-3 traktörü vardı. Biri Ford'tu, biri Massey Ferguson. Onların üstünde geçti. Tarla sürerek, tarladan tarlaya geçerek. Artık Erdoğan'dan biliyorlar. Durum bu. Haber dün gazete pencerenin hemen logosunun altında anonslandı. Erdoğan'ın artık zırhı yok, yanlışlar ona da yazıyor başlığıyla Nuray Babacan imzalı bir kulis haberiydi bu. Nuray Babacan mühim bir insandır. Yani söyledim Ankara kulislerini takip eden mühim bir gazetecidir. Uzun yıllar hürriyette çalıştığı, parlamento şefliği yaptığı duayendir. Ve ondan gelen kulislere bakmayın siz yandaşı da iktidarı da iktidar ortakları da neyse itibar eder. Çünkü Nuray yazıyorsa ezbere yazmıyordur, masa başında yazmıyordur diye düşünürler. Fakat yalanlarlar Yalanlanması o olayın doğruluğunu veya o olayın altında gerçekten bir hakikat payı olduğunu e, ortadan kaldırmaz. İstediğiniz kadar yalanlayın. Bu e, yayınlanan haber bir raporu e, içeriyordu ve bu raporda SETA raporuydu. SETA iktidara yakın bir e, araştırma kuruluşu veya Think Tank kuruluşu diye geçiyor ama işte Burhanettin Duranlar şimdi Dışişleri Bakan Yardımcısıymış galiba, Fahrettin Altunlar propaganda bak. hepsi oradan çıkışlı. Bu raporun konusu vatandaşların sorunları ve AKP'nin durumu. Fakat tabii böyle baktığınızda son derece soyut, yavan geliyor. Esasen yani son seçim hecimetinin sonuçları değerlendirilmiş, irdelenmiş. Neden kaybettik? Raporu bu. Şimdi rapora tek tek bakalım. Nuray Babacan'ın yazdığına göre dört ana başlık altında özetleniyor bu rapor. Tek tek bakalım. Birinci sonuç şu, rapordan çıkan birinci sonuç. Ekonomik kriz toplumu AKP'den uzaklaştırıyor. Burada bir sürpriz yok. Bu herkesin bildiği bir şey. Ki zaten bu AKP'nin oylarının erimesinde, gevşemesinde de ortaya çıkan bir tabii sonuç. İkinci sonuca bakalım. Adalet duygusu zedelendi. Bu da herkesin bildiği bir şey. Ve artık... Hani adliyeye hakimler, yargıya hakimler, polise hakimler, istedikleri haber, haberi internetten sildiriyorlar, istedikleri hesabı sosyal ağlarda kapatıyorlar veya uçuruyorlar, neyse. Fakat bir yönüyle de bir rahatsızlık var. Hani e, ortak tabaka bundan rahatsız olmayabilir. Çünkü işini tutuyor neticede ama alt tabaka adalet duygusunun zedelendiğini düşünüyor. Hemen her gün evler basılıyor, masum insanlar, tutuklanıyor, gözaltına alınıyor ve polis orantısız bir şekilde son 8-10 senedir başka bir şey yapmaya başlıyor. Yani hırsızları yakalayan son polisler 10 sene önce 17-25 Aralık'taydı ve onlar 10 yıldır içerideler. 10 yılı doldurdular geçen ay. 11. yıla girdiler. Onlar hırsızları yakalayan son polislerdi. Fakat şimdi polis gerçek hüviyetinden, gerçek görevinden, gerçek amacından uzaklaştı başka şeylerle meşgul. Bu artık tabanda da SETA raporu gösteriyor ki bu artık tabanda da e, rahatsızlığa yol açıyor. Devamla, üçüncü sonuç, parti içinde gruplaşma motivasyonu olumsuz etkiliyor. Tabii siz ne kadar beslerseniz besleyin, ne kadar muslukları birilerine bağlarsanız bağlayın, ne kadar makamları dağıtırsanız dağıtın. İşte birilerini dinlendirin, öbürlerini getirin, sonra yeni makamlar ihtiyaç edin filan. Yani iktidara talibiz, iktidara çalışıyoruz falan diyor ama mu muhalefet yani... Neyle yani yarın öbür gün bir iktidar değişikliği olursa neyle karşılaşacağınızdan emin misiniz? Türkler'in başındaki den teheyenin başına en ücra, ilçe, bucak teşkilatlarına kadar e, muazzam bir saadet e, şebekesi var. Bir hortumlama şebekesi var. Bir kadrolaşma var. Üniversitelerdeki kadrolaşma bir tarafa, Adliye yargıdaki kadrolaşma bir tarafa, emniyetteki, polisteki, askerdeki kadrolaşma bir tarafa. 5 bin, 10 bin her tarafta kadrolaşma var. Şimdi ne yapacaksınız bu liyakat olmayan kadroları? Nasıl eleyeceksiniz? Nasıl onların yerine düzgün insanları getireceksiniz? Kolay bir tahribat yok yani. Fakat bu bir noktadan sonra parti içinde de sürdürülebilir değil. Bu saadet zinciri. Çünkü siz saadet zincirleri böyle patlar zaten yeni müşteriler, yeni üyeler katılarak zincir genişler ve o katılan insanlardan aldığınız aidatları veya şeyleri neyse ganimetleri aşağı doğru dağıtırsınız ama bir noktadan sonra yeni giriş olmayınca taban da hani nerede payımız, komisyonumuz, hissemiz falan diye bıdırdanmaya başlayınca o olur. İşte gruplaşma motivasyon olumsuz etkiliyor diye SETA raporuna girer bu. Fakat en önemli madde dördüncüsü artık Erdoğan'dan biliyorlar. Bize de KC'yi yazdıran bu. Sonuç 4 Halk artık ülkenin bu duruma gelmesinden Erdoğan'ı sorumlu tutuyor. Bu son derece önemli. Ve enteresan olan, dikkat çekici olan konu... AKP defalarca seçim kaybetti. Ne bileyim belediyeleri kaybetti falan. Fakat bu hiç konuşulmadı. Yani... Erdoğan hep bir günah keçisi buldu. Belli dönemlerde, belli konularda, belli gruplar kimi zaman kendi bakanlarını gösterdi <laughs> ekonominin sorumlusu olarak veya ekonomideki tahribatın sorumlusu olarak. Kimi zaman işte ne bileyim idarede de böyle günah keçileri buldu. İşte kimi zaman AKP tabanı da belli konularda MHP'yi suçladı. Her neyse veya belli cemaatleri suçladı. Hala hazırdaki cemaatleri kastediyorum. Eski cemaati değil o bitti gitti. Yani hala dönüp de önceki cemaatle koalisyon yıllarına atıfta bulunanları hayretle seyrediyorum yani. Ya bir takıntılı bir haliniz var ya da görevlisiniz. Yani bu ikisinden biri değilse bir üçüncü şık yok. Yani sürekli olarak 10-12-15 sene önceki AKP'nin malum cemaatle... Ne bileyim koalisyon yıllarına atıfta bulunan da bulunan insanlarda iki konu vardır. İki e, hastalıkla e, ne derler? Mazur görülebilir ya da mazur görülmez neyse. Birincisi obsesif, takıntılıdırlar ya ya da görevlidirler. Üçüncüsü yok. Üçüncülük yok. Çünkü dolayısıyla oraya oraya atıfta bulunmayalım. Kapa parantez mevcut bir takım cemaatler, hak yolcular, menzilciler, şucular, bucular bilmem ne filan ya da işte efendim hizipler, klikler neyse. Çokça haber sitesinde bu haber yayınlanınca, televizyon programları falan alıntılanınca tam 12 saat sonra SETA yalanlamış bunu. İktidara yakın SETA diyor ve yalanlama cümlesinde şu var. Bugün çeşitli medya platformlarında iddia edilen içerikle ilgili bir SETA raporu bulunmamaktadır. Fakat yani bir cümlelik açıklama. Önü arkası yok. Neyi yalanladığı belli değil. Fakat daha sonra eski SETA'cı Fahrettin, Propaganda Bakanı, SETA partiye rapor sundu. Sonuçlar çarpıcı. Erdoğan'ın artık zırhı yok başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir dedi. Ve SETA'nın iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır dedi. Yalanlayacaklar doğal olarak. Fakat bu yalanlama 13 saat 44 dakika sonra geldi. Yani bütün gün bu rapor konuşulduktan, irdelendikten sonra 13 saat 44 dakika sonra geliyor rapor. Yani maalesef. Fakat buraya bakalım. Bu durum yani 4 numaralı madde. Halk artık ülkenin bu duruma gelmesinden Erdoğan'ı sorumlu tutuyor maddesi son derece önemli. Ve belli ki bu AKP için de konuşuluyor. Her ne kadar yalanlansa da ne olursa olsun. Bu Erdoğan'a sunulan bir rapordur ortada. Son derece bu işi, işi ciddi, işini ciddi ele alan bir gazeteci tarafından ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla belli ki sarayda da bu konuda artık ne yapabiliriz? Yani Erdoğan'ın Erdoğan'la halkın arasına paravanlar koyuyorduk. Fakat artık hepsi patladı. Tabi bir yönüyle de sürdürülemez bir durum var. Biraz daha büyüterek getireyim ekrana. Halk artık ülkenin bu duruma gelmesinden seni tutu sorumlu tutuyor. Raporu. Ee, şimdi bir Erdoğan şunu istiyor. Erdoğan Cumhuriyeti. bütün iyi şeyleri ondan bilen, ne bileyim bütün güzel haberleri onun müjdelediği fakat öbür tarafta da bütün kötülükleri belli yerlere ne bileyim yönelttiği ekonomi kötüye de gidebilir toparlarız mutlaka bir izah vardır dış politikada bir takım şeyler sarpa sarabilir içeride belli konularda belli konular işte belli durumlar sarpa sarabilir ama bu bir Erdoğan Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti gibi düşünün. Erdoğan Cumhuriyeti hiç işte değişmez. O devam eder. Ama altta işte bakanlar gelir, bakanlar gider. Yöneticiler gelir, yöneticiler gider. Bunun mutlaka sorumluları vardır. Hiçbir şeyin sorumlusu Erdoğan değildir. Ama bir taraftan da ikinci olarak da ama her şeyin sorumlusu Erdoğan. Her türlü atamayı yapan, her türlü kararnameyle, her türlü piyonu oynatan kişi. Yani ikisini bir arada götürmeye çalıştılar. Bir Erdoğan Cumhuriyeti kuralım. Aşağıda işte tamamen atamalarla Günah keçilerini değiştirelim ama öbür tarafta da her şeye biz karar verelim. İşte ikisi bir arada olmuyor. Bunu yapmak istediler ama bunu belki şu ana kadar getirdiler. Fakat artık halk ülkenin bu duruma gelmesinden seni sorumlu tutuyor. Gelinen nokta bu. Şimdi bakalım yani birkaç e, uşakta traktörlerini yürüten çiftçilerle başladık ama. Bakın en son e, kamu ağırlığın dört kişilik ailenin açlık yoksulluk sınırıyla ilgili anketi. 20.958 liraya yani 21.000 değil siz ona açlık sınırı. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 64.157 liraya yükselmiş durum bu. Ve bunu artık Erdoğan'dan biliyorlar. Yani toplumdaki çözülme mi dersiniz ve artık bir noktadan sonra e, toplumsal cinnetin ulaştığı son nokta mı dersiniz? 10 yaşında çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla esnaf tarafından öldürülmüş. Ajanslardan geçtiği şekilde de yan tarafa yazdım. Detayını merak eden yayını Pauslar okur. Normal koşullarda bu gerekçeyle kimse kimseyi öldürmez, zarar da vermez. En fazla ikaz eder, bağırır, ne bileyim bir münakaşa olur. Fakat iş bu noktaya, bu raddeye geliyorsa toplumsal psikolojinin raydan çıktığını gösterir. Sosyolojik bir vakadır ve iş başka yere gitmektedir yani. Bakın bir intihar mektubu. 23 Ağustos tarihli. Canım aileme, bu benim son günüm. Çok utanıyorum. Yaptıklarımdan ailemin çocuğumun suratına bakamıyorum. Ailemi alıp bir yere gezmeye gidemiyorum. Borcum çok ödeyemiyorum falan. Sona intihar etmiş. Merve Karataş LDP'de siyaset yapıyor. O paylaşmış. Türkiye ekonomisi üzerinde senelerce deney yapıp hesap vermeyenler bu adamın katilidir diyor. Alttaki KC'yi bir daha okuyun. Her şey her şey artık ondan biliniyor. Onun için bu durumun sürdürülebilir bir hali kalmadı. Bu durum 10 yıldır sürdürülemez de hangi gerekçelerle ve hangi nedenlerle, sebeplerle ve kimlerin koltuk çıkmasıyla bugünlere gelindi onu da sizin izanınıza bırakıyorum. Ben defalarca anlattım. Narin. Narinle devam edelim. Yani gene toplumun geldiği nokta açısından önemli. Emniyet amiri. Benim de dün evvelki gün kısaca özetlediğim Yapıla, yapılacaklar listesine dair, tabi işin içinden gelen bir insan olduğu için çok güzel e, koymuş, Mustafa okumuş. Narini bulmak için insanüstü bir gayret var. Tüm kolluk gece gündüz demeden elin, elinden gelen ne varsa yapıyor ama daha ikinci gün yapılması gereken çalışma bildiğim kadarıyla halen yapılmış değil. Saat 15-15'te son görüldüğü noktayla kendi evi arasında 8-10 tane ev var. Bunların tamamında eklentileriyle beraber luminol çalışması yapılması gerekir. Zaten çoğu akraba. Komşunuzun ya da akrabanızın çocuğu evinize gelse, oynarlarken kaza ölse, korkup kan izlerini yıkasanız, cesedi de ortadan kaldırsanız ne olur diye sormuş. Arin. İlk 24 saat hatta 48 saat çok önemli değil. Son görüldüğü yer, ilişkide bulunduğu kişiler... Hemen herkes tek tek sorguya alınacaktı, ifadeleri alınacaktı, en detayına. O gün kaçta kalktın, ne yedin, sonra ne yaptın. Yani alak, ya, ya, yani verdiği ifadenin yarın nerede işe yarayacağını bilemezsiniz. Çünkü o verdiği ifadeyle ikinci, üçüncü, dördüncü kişinin ifadesini yalanlayabilir veya doğrulayabilir veya teyit edebilir. Çapraz baktığınızda da kişilerin yalanlarını ortaya çıkarırsınız ve sonra üstüne gidersiniz. Narin'le ilgisi olmayan bir konuda verdiği bir bilgiden dolayı. Kahvaltıda kahvaltı yapıp yapmadığına dair bir veri. A kişisi diyor ki ben yaptım. B kişisi diyor ki onu kahvaltı yaparken görmedim. Mesela karşılaştıracaksınız ifadeleri. Neyse ve bu yalanlar zincirleme bir şekilde ortaya çıkarıldığında da bu sizi sonuca götürebilir. Artı delil toplayacaksınız. Kızın görüldüğü her yerden. En azından bir kilometre çapındaki yer. Bütün delilleri toplayacaksınız. İçilen sigara izmaritinden çiğnenen sakıza kadar. Ve işte o luminol testi denilen test, yani bir adli tıp ekibi gidecek, olay yeri inceleme ekibi girecek ve çok hassas tarama yapacak. Ve bütün bu veriler toplanacak bir havuzda ve ilerleyen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında hepsi değerlendirilecek. Böyle. Er, er, artık Erdoğan'dan biliyorlar çünkü Erdoğan ailesi artık zenginleşiyor ve artık hani saklanamaz bir biçimde gelir vergisinde koçu katlamış. Selçuk Bayraktar 2023 gelir vergisi rekortmeni. O arada ilk 100 mükellefin 73'ü ismini gizlemiş. İşte ilk sırada Selçuk Bayraktar var. ikinci sırada Haluk Bayraktar var. Rahmi Koç üçüncü sırada geliyor. Koç ailesinden İpek Kıraç ve Ömer Koç da varlar. Kendini gizleyenler. Burada bir sürü kendini gizleyen isim var. Enteresan. Bakın yani 8'den 14. L'ye kadar hepsi gizlemiş kendini. Ya yani niye gizliyorsun? Ama gizlemeyen 15.ye bakın. Gönenç Gürkaynak. kaynak. Ama o da güzel düşmüş. Bir avukat. Diyor ki ben bir serbest avukat olarak 15. sıradayım. Ve gelir vergisi verme konusunda ülkemizde beni 14 kişi geçebilmiş. Bunlardan benden önce yer alan 14 kişiden sadece 5'i isimlerini beyan etmiş. Diğerleri de etmemiş. Gösterdim listeyi. Yani sorun bariz diyor. Ben serbest bir avukat olarak 15. sıradan listeye giriyorsam ve üstümdekiler de yani belli isimlerse ve zaten bunların yarısı da ismini beyan etmemişse kalanlar nerede? Hakkı Özdal Evrensel'den paylaşıyor. Mehmet Cengiz konusu dün konuşulmuştu. Daha evvel milletin ağasına koymakla işte konuşulan iş insanı. Daha sonra iş insanı diyorum da Erdoğan'ın muhtebedi diyelim. 10 sene sonra kışlarını kaldırsınlar, baksınlar ezbere yapmadık falan, çalışarak, didinerek, emekle yaptık falan filan demeye getirmiş. Hakkı Özdal diyor ki daha önce de küfürlü sözleriyle gündem olan Cengiz Holding patronu kendini eleştirenler için biraz kışlarını kaldırsınlar, yaptığım işleri geçsinler, hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Oysa bir günde memleketin dört bir yanında haber konusu olan işleri tersini söylüyor demiş ve evrensel çok güzel özetlemiş onları. Milyonlarca dolar devlet garantisi, siyanürlü madenler, doğa alanı, yerinden edilen köylüler, yutulan meralar. Cengiz'in bir günü diye işte bu şekilde evrenselde Ankara'dan Elazığ, Çanakkale, Eskişehir, Artvin'e kadar uzanan bir çizgide. Cengiz demek devlet demek. Ballı sefer 67 milyon dolar. 2037'ye kadar döviz garantisi filan. Bunların hepsi listelenmiş. Bir başka konu sektörel enflasyon beklentileri. Şimdi dediğim gibi toplumun belli bir kesimi başta anlattım. Yani televizyon kanallarında hangi cenaha yakın olduğu fark etmeksizin dörtlü, altılı, sekizli pencerelerde bir takım kelleler ne bileyim siyaseti konuşuyor, incir çekirdeğini doldurmayacak konuları konuşuyor, ekonomiyi gövya konuşuyor, hemen her konuda uzman. Neyse. Merkez Bankası'nın yeni yayınladığı sektörel enflasyon beklentilerine baktığınızda bakın 12, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri. Piyasa katılımcıları %30-28'lerde. Real sektör %55-53'lerde. Ama enflasyonu iliklerine kadar hisseden hane halkı 72-73'lerde beklediği enflasyon. Onu yazmış ekonomist Ömer Rıfat Gencal. Uzaktan ahkam keşip birbirinden kopya çekerek enflasyon beklentisi paylaşanla... ...ki yani yukarıdaki piyasa katılımcılarını kastediyor... Enflasyonu yaşayıp deneyimleyen, ay sonunu getiremeyenlerin arasındaki farkın açılması kadar doğal bir şey olamaz. Ve o kesim, enflasyonu iliklerine kadar yaşayan kesim artık Erdoğan'dan biliyor bunu. Evet, yani başta girdiğimiz konudan sapmadan devam ediyoruz. Gene devam. Mehmet Cengiz, cari açığın azaltılmasında önemli mesafe kat ettik diye bir tweet atmış. Yani Allah aşkına cari açığı da ben anlatmayayım ama kısaca şöyle özetleyeyim. Yani dış ticaret, dış ekonomik işlemlerindeki dengeyi gösteren bir veridir. Ekonomik bir göstergedir cari açık. Genellikle ülkenin ithalatının ihracatından fazla olduğu durumda ortaya çıkar. Bunu unutmayın. Size önemli bir şey veriyorum. İpucu veriyorum, işaret veriyorum. Cari açığı anlama kılavuzu. Çünkü sorsanız kimse üç cümlede anlatamaz. İşhalat ihracattan fazlaysa, ortaya çıkan bir veridir, ekonomik göstergedir. Fazla olduğu durumlarda yani. Ayrıca ülke yurt dışından yani mal, hizmet vesaire alımında daha fazla ödeme yapıyordur. İthalat ihracat dengesi. Ve bu durumda ithalat arttıkça mal ve hizmet alımı ülke dışından arttıkça döviz çıkışına neden olur. Ve genelde Şimdi bu durum ekonominin görece istikrarlı veya düzgün olduğu veya belli bir seyirde takip, etti, takip edildiği dönemde ortaya çıkan bir konudur. Fakat ülke ekonomik ekonomik krize girdiğinde cari açık düşer. Anlattığım nedenle. Neden? Çünkü talep daralır. Çünkü yerel paranız değer kaybeder. Çünkü finansal kısıtlamalar söz konusudur. Yatırım azalmıştır. Kredi kullanımı azalmıştır falan filan falan. Ekonomik krizler sonrasında ek, e, genel ekonomik faaliyetler yavaşladığı için ithalat talebi de düşer. Ondan dolayı da yani yerli para değer kaybeder, yatırımcı güveni azalır filan falan. Ve bu durum ithalatın azalmasına ve ihracatın nispeten artmasına ve aynı kalmasına ya da ve cari açık açığın daralmasına yol açar. Şimdi anladınız mı? Mehmet Yılmaz'ın şey Mehmet Şimşek'in övündüğü şeye bir de yalan söylüyorlar. Hemen her konuda yalan söylüyorlar. Türkiye'ye ön şartım yok. Esad e, e, şeyle dünkü hürriyetin manşetiyle bu. Yani böyle bir şey yok. Defalarca söyledik. Esat her defasında teröre desteğini e, çe, e, kes ve askerini oradan çek dedi. İki temel şartı vardı. Erdoğan'la buluşabilmesi veya Türkiye ile müzakere masasına oturabilmesi için. Zaten Hediye Levent bir kere daha onu yazmış. Şam TSK'nın Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini istiyor. Normalleşme sürecine bir garanti bir garantör şartı var Rusya gibi artık diyor senle baş başa şey yapmam bir de diyor burada diyor şahit tutacağız. Hala Şam'ı Suriye Kürtleri konusunda e, ikna edememiş durumda Ankara. Türkiye'den somut adım almadan sü süreç başlamaz bu kadar net. Ve Türkiye'ye ön şartım yok diye dünkü diye size yalan söylüyor. Böyle bir şey yok hiç olmadı yani. Esad'ın durduğu yer son derece net. Ahmet Şık. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama parlamentoda hele o Selahattin Demirtaş'a ettiği laflar kabul edilebilir gibi değil. HDP seçmeni de unutmadı onu. İki defa HDP'nin sırtında meclise girmişsiniz. Bir de böyle gerçekten yakışıksız yorumlarda bulunuyorsunuz. Neyse daha fazla girmeyeyim o konuya. İsmail Saymaz'a konuşmuş ve hep birlikte meclisi terk edelim demiş. Yani kimi söylediği önemli değil ama öneri doğru. Muhalefet mecliste azınlık diyor. İktidarın yasalaştırmak istediği düzenlemeyi engelleyecek sayısal çoğunluğumuz yok. İstedikler her şeyi geçiyor. Fiili saldırı oluyor, onu bile engelleyemiyoruz. Saldırgana hak ettiği cezayı verdiremiyoruz. Hep birlikte meclisi terk edelim. AKP, MHP baş başa kalsın demiş. Meclisi sokağa taşımaktan bahsediyorum. Böyle bir ortamda yönetebilirler mi? Evet utanmaları yok, devam edebilirler ama meşruiyet sorunu yaratır diyor. Sadece işçi partisi falan, sadece CHP çekilse bir meşruiyet sorunu çıkar ama olmaz, çekilmez. Söyleyeyim. Yani çünkü Özgür Özel gözünü mecliste açmış, siyaseti meclisten ibaret sayan her şeyi mecliste çözmeyi, bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz, bu konuda soru önergesi vereceğiz, bu konuda genel kurulda söz alacağım, bu konuda Numan Kurtulmuş'la meclis başkanı konuşacağım falan diyen biri. Dolayısıyla mecliste çıkmış, siyasette de meclisten ibaret zannediyor. Asla terk etmez. Özgür Özel CHP'nin başında olduğu sürece meclisi terk etmezler. Net. Hep birlikte meclisi terk edelim. Güzel bir öneri, doğru bir öneri, yerinde bir öneri. Fakat olmaz. Bu noktadan sonra. Diyor ve bir maşeti daha bu duygularla kapatıyorum. Bir sonraki yayında Perşembe günü yeni bir yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.